1960 numaralı konu, Ebuzer'in Zer'in, Hazreti Peygamber'e bazı sahabilerin elindeki çakıl taşlarının tesbih etmelerini duyması, Ebuzeri gördüm, tek başına mescidde oturuyordu, fırsatı değerlendirdim, yanına gittim ve Hazreti Osman'dan ona bir şeyler hatırlatmaya çalıştım, bana, ben Osman için ebediyen hayırdan başka hiçbir şey diyemem, çünkü Resulullah'da gördüğüm bir şey vardı, ben Hazreti Peygamber'in yalnız olduğu vakitlerini değerlendirmeyi gözetiyordum ve böylece peygamberden bir şeyler öğreniyordum. Bir gün gittim, baktım ki Hazreti Peygamber çıkmış, arkasından gittim. Bir yere oturdu, ben de yanına oturdum. Bana ''Ey iyi Beyzir, neden buraya geldin?'' dedi. Ben de ''Allah ve Rasulü için'' dedim. Bu esnada Ebu Bekir gelerek selam verdi ve Hazreti Peygamber'in sağına oturdu. Hazreti Peygamber, ey Ebu Bekir, neden buraya geldin, dedi. Ebu Bekir, Allah ve Rasulü için geldim, dedi. Sonra Ömer gelerek Ebu Bekir'in sağına oturdu. Hazreti Peygamber, ey Ömer, niçin buraya geldin, dedi. Ömer, Allah ve Rasulü için, dedi. Sonra Osman geldi ve Ömer'in sağına oturdu. Hazreti Peygamber ona da, ey Osman, niçin geldin, dedi. Osman da, Allah ve Rasulü için, diye cevap verdi. Hazreti Peygamber yerden yedi veya dokuz küçük taş aldı, Hazreti Peygamber'in elindeki taşlar, bal arılarının vızıltısını andıran bir sesle Allah'ı tesbih etmeye başladılar, Hazreti Peygamber taşları yere bırakınca sesleri kesildi, Hazreti Peygamber tekrar onları aldı ve Ebu Bekir'in eline koydu, taşlar yine tesbih etmeye başladılar, Ebu Bekir taşları yere bırakınca sesleri kesildi, Hazreti Peygamber taşları Ömer'in önüne koydu, Taşlar yine tesbih etmeye başladılar. Ömer taşları yere bırakınca yine sesleri kesildi. Sonra Hazreti Peygamber taşları Osman'ın avucuna koydu. Taşlar yine Allah'ı tesbih etmeye başladılar. Osman taşları yere bırakınca sesleri kesildi.